Evet değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta böyle bir bahçe videosu yapacağız. Köy hayatına dair kesitlerden biri. Aşağıda küçük bir bahçemiz var. Orada bir video çektik. Arkasına da tavukları çektik. Şimdi yukarıdaki büyük bahçemize videoyu alacağız. Hemen şöyle başlangıcı yapalım. Babam bekliyor bizleri. Kolay gelsin baba. Sağ ol, hoş geldin baba. Hoş bulduk. Şimdi sebze ile uğraşan, böyle hobi için yetiştirme için sebze ile uğraşan arkadaşlara hem böyle küçük küçük tavsiyelerde bulunacağız, hem de mevcut bahçemizin durumunu göstereceğiz. Burada yine kenarda fasulyemiz var. Boydan boya böyle. Burada yine bir sıra domatesimiz var. Burada bir sıra domatesimiz var. Burada yine biberlerimiz var. Bunlar kaba biber değil mi baba? Yeşil biber. Kaba biber. Abi. Aynen, süs biberi değil arkadaşlar bunlar. Bakın böyle domateslere gösterelim. Böyle alttan. Tabii bu yıl mevsim birazcık serin geçti. Tam böyle beklediğimiz sıcaklar yeni yeni kendini göstermeye başladı. O yüzden böyle sebzenin gelişimi de bu zamana kaldı. Bir de arkadaşlar tema olarak, yani bunlar böyle sero altı, örtü altı olan sebzeler değil. Yani bunlar fide olarak viyollerde veya tohumu serpme olarak atıp şaşırtma denilen usulle torbalara aktarılıp onların açığa ekilmesi sonucu oluşan sebzeler. Bakın arkadaşlar, burada da bir tane böyle arımız var. Böyle burada geziyor. Yani sorununu çözemedim ama ona sonra bakacağız. Yani kanat hasarı da, kanat hasarı mı var acaba, var o belirtisi ama neyse, onu sonra değerlendiririm. Şöyle yine böyle alt dallarımızda salkım domateslerimiz mevcut. Yani salkım domates derken cinsi salkım değil arkadaşlar. Büyük domates. Ben şöyle fasulyeleri göstereyim. Aşağıda domatesleri göstermiştik. Şöyle bakın arkadaşlar. Fasulye, bakın çiçek de burada. Burada çiçeklenmiş. Burada da böyle arada. Şurada böyle kendi mevcut taze fasulye arkadaşlar. Böyle aralarda. Geçen toplamıştık. Daha 2 gün önce topladık. O yüzden fazla yok böyle. Bakın arkadaşlar, çekirge burada. Burada bir tane de çekirgemiz var. Hemen uçtu. Oraya gitti. Nar ağacına kondu. O şekilde. Böyle. Fasulye. Arkadaşlar, sıcağı kalırsa fasulye çiçekleniyor. Meyve vermiyor arkadaşlar. Yani fasulyeyi çevirmiyor. Çiçek yapıyor ve döküyor. Yani hava sıcaklıklarının böyle yani erken yaz döneminde ya da ilkbaharın son döneminde fasulye burada açıkta bitiyor. Yani yaylalık bir yer, karasal iklim olmamasının sebebiyle bu şekilde. Burada da böyle bakın fasulyeler mevcut. Böyle burada bir sıra var. Bize fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Yani biz 3-4 aileden oluştuğumuzu düşünürsek bize fazlasıyla yetiyor. Böyle alt dallarını mı göreceğiz? Bakın arkadaşlar böyle. Orada da bir tane kaplumbağamız var arkadaşlar. Böyle kaldırdıkça sürprizlerle karşılaşıyoruz. Şöyle bak, göstereceğim. Orada da bir tane kaplumbağamız var. O nerede lan? Arkada. Arkada, arkada. Şimdi arkadaşlar bir de burada bir şey daha göstermek istiyorum. Böyle semizotlarımız mevcut. Arkadaşlar bunlar gerçekten omega 3 yönünden müthiş, yani zengin.
Müthiş zengin. Omega 3 yönünden. Yani cevizde var biliyorsunuz, balıkta var. Balık tüketemeyen için, ekstradan sebze seven için böyle semizotu mevcut. Bunu nar eşkili veya yoğurtlu şekilde böyle cacık tarzı yapabilirsiniz. Gerçekten şahane lezzetli oluyor arkadaşlar. Doğal, böyle gübresiz, ilaçsız, kendiliğinden yetişen bitki. Alt tarafa geçeceğiz şöyle. Güzel. Burada da böyle çiçeklerimiz var, fidanlarımız var. Orada bir dutumuz var, incirimiz var. Bunları böyle yer buldukça, fırsat buldukça ekiyoruz. Burada yine bir fasulyemiz var. Böyle sırık fasulyesi arkadaşlar bunlar. O yüzden böyle dalları, çöpleri diktik ki onlara tırmansın diye, böyle yakından da göstereyim. Böyle üstlerinde var arkadaşlar. Burada yine bir sıra süs biberimiz var. Evet, bunlar da benim ata tohumundan yetiştirdiğim domatesler. Bunlardan kısmet olursa arkadaşlar tohum alacağız. Önümüzdeki yıl bunlardan bir sıra ekeceğiz. Bakın arkadaşlar, burada bir tane daha kaplumbağa var. Küçük bahçeye girmiş buraya bir kaçak. Orada da bir kaplumbağa var yine. Böyle sebzelere dadanmış durumdalar. Babam onları alıyor, bahçenin dışarısına atıyor. Tabii onlar girmeye devam ediyor. Burada böyle çileklerimiz bile var. Bunlar yaklaşık 3-4 yıldır burada. Burada yine süs biberlerimiz var arkadaşlar. Böyle göstereyim. Böyle. Bunlar haftaya. Artık bundan sonra evet, gördüğünüz gibi toplanmaya başlayacak. Burada yine benim karakohanım var. Oğuldan aldım. Bir tane de orada var. Arkadaşlar, burada bizim büyük bahçemiz. İşte burada yine nar fidanlarımız var. Burada soğanlarımız var. Burada da işte ağaç fidanlarımız var. Kolonya çiçeklerimiz var. Sıtma ağacımız var. Dutlarımız var. Böyle. Soğanlarımız burada. Sarımsaklarımız burada arkadaşlar. Bunlar da. Peki domateslerden sonra onlar yetişiyor. Evet. Yani böyle babam her yıl şöyle bir sistem yapıyor arkadaşlar. Domatesi kademeli ekiyor genelde. Çünkü domates çabuk geçiyor biliyorsunuz. İşte bir taraf meyvedeyken bir taraf daha yeni çiçekleniyor. Daha yeni böyle kendi düzenini sağlamaya başlıyor. Burada da bir sıra böyle domatesimiz mevcut. Burada yine soğanımız var. Burada hurma ağacımız var arkadaşlar. Yani iri, büyük, portakal gibi olan hurmadan. Burada da işte yeşillik maydanozumuz var. Burada da yine maydanozumuz var. Böyle. Burada da taze nanemiz var arkadaşlar. Yeşil nanemiz var burada da mevcut. Nane biliyorsunuz böyle gölgelik yeri daha çok seviyor. Yani Adana şartları için konuşursak. Bir de sularsanız suladıkça böyle çoğalıyor. Biçtikçe çoğalıyor, gürleşiyor. Böyle arkadaşlar, burada yine asma fidanlarımız var. Böyle yerimiz dağın kenarında böyle arkadaşlar. Daha önce de zaten videolarımız mevcut. Böyle burada yine bir kaplumbağamız var. Maşallah, yani her taraf burada kaplumbağa. Sebze olunca tabii bahçemiz, bunlar da nasiplerini bulmak adına bahçemizde böyle tel altından olsun, başka yerlerden olsun geliyorlar, gelmeye çalışıyorlar. Burada zaten çıkış yönüne doğru gitmiş. Ben de bunu alayım. Gitmesine şöyle yardımcı olalım. Evet. Oraya da attım arkadaşlar. Ters gelmedi. Böyle eleştiri yapan arkadaşlar belki olur ama yani ters de gelse hiç üşenmeyiz arkadaşlar. Telin dışına çıkıp hemen onu geri normal yürüyebileceği gibi düz şekle getiririz. Orada kovanlarımız var arkadaşlar. Bakın orada var. Şurada var aradan böyle. Arı kovanlarımız da orada.
İşte arkadaşlar doğanın sesini böyle 5 saniye 10 saniye dinleyin böyle kuşların sesini. Evet arkadaşlar, böyle videomuzun da sonuna geldik. Burada zeytin ağaçlarımız var. Burada turuncumuz var, limonlarımız var. Burası da böyle arkadaşlar yani. Turuncu pek kullanmıyoruz. Böyle işte olgunlaşıyor. Bazen topluyoruz, bazen misafirlerimize topluyoruz. Şurada bir greyfurtumuz var. Evet, bir çekirge de orada olmuştu arkadaşlar. Böyle bahar dönemi de olunca böyle. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerseniz sevinirim. Yine böyle sebze ile ilgili bir sorunuz, bir talebiniz, bir isteğiniz olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.